beri ne zaman arkası dönük yakalasalar onu içeride besliyorlar. Burada tabii Sertaç'ın müdafası, Anadolu Efes'in şu an kısa beşle takım müdafası çok daha değerli hale geliyor. Semih Erden ikinci serbest atışı. 23-20 yaptı skoru. Micić, Shane Larkin, Vasilije Micić tekrar. Son anda rakip yarı alana geçti Efes. Bir faul düdüğü Nusret Yıldırım. Nusret'in ilk faulü bu daha. Burhan Tunçer. Larkin aldı. Shane Larkin. İçeriye de kendisi gitti. Shane Larkin asılı kalıyor. Havada atışı kaçtı. Ama top yeniden Anadolu Efes'te. Vasilije Micić. Micić Semih karşısında. Birebir oynayabilir. 4 saniye. Vasilije Micić geri çekilerek üçlük sırasında Semih Erden'in faulü. 3 serbest atış kullanacak Vasilije Micić. Şimdi tekrar bakacağız. Evet, burada hakemlerin yorumu Micić hava sahasında kendi sinirleri içinde zıplamışken Semih'in oraya kontrolsüz bir şekilde dahil olduğu ve alt tarafa yaptığı ufak bir temas. Hakemlerin yorumu ve bu yüzden Micić şu an 3 serbest atışta çizgide. Vasilije Micić sonuncuyu da atarsa çift taneye çıkacak karşılaşmada. On sayı Vasilije Micić. İki deri boundu var. Simon şimdi kenarda. Chris Singleton. Faullerine rağmen oyuna döndü. Vasilije Micić şu ana kadar şut kaçırmadı sağ içinden. Metecan'dan DJ Kennedy'ye. Yine Semih'e indi top. Semih Erden. Semih dışarıyı düşünüyor. Chris Singleton. Araya girdim. 5 saniye var. Molayı aldı Ufuk Sarıca. Ufuk Sarıca'nın molası geliyor. Hücumu sürecek. Pınar Karşıyaka'nın. Chris Singleton da hani bazı pozisyonlarda arada kalsa dahi o pas aralarında çok etkili oluyor. Ya bir kere pozisyon bilgisi ve hissiyatı çok yüksek. Fiziği de o pozisyon bilgisini tamamlayacak derecede uzun, hem uzun kollara sahip hem de çabuk bir oyuncu. Dediğin gibi yani buradaki pas alışverişini kanallara girerek önledi. Bakalım 5 saniye kala Ufuk Sarıca nasıl bir oyun çizecek ve takım bunu nasıl sahada uygulayacak? Koçlar tarafından alınan bir mola oldu bu Ufuk Sarıca'nın ilk molası. Daha önce televizyon molasına gitmiştik. Ergin Ataman da şu ana kadarki bölümünde karşılaşmanın lig ortalamasıyla kıyaslarsak dar bir rotasyon kullandı. Yani Larkin ve Micić bugün fazlaca mesai yapacaklar gibi. Evet, sonuçta ilk devrenin liderlik maçı. Hem Karşıyaka adına hem kulüp tarihi adına hem Anadolu Efes'in iki takım adına da çok çok önemli bir gün. Şu ana kadar Crocker ve Tony Taylor'ın 4'te 0 sayı isabetiyle 0 sayıyla oynadığını da söyleyelim. Ki iki faulü Tony Taylor oyuna döndü. Shane Larkin şimdi o Taylor'a faul yapıyor. Evet, burada 3.3 saniye kala 14 saniyeyi başa almayı. Süre 14'e tamamlandı. Tony Taylor. DJ Kennedy. Kennedy orta.